Sevgili Broadway severler, dostlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu bölümümüzde Spring'imizin vites körüğü altında bulunan, vites körüğünün yerinden çıkmasını engelleyen plastik çerçeveyi yenileceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, plastik çerçeveyi Kayseri Otosanayi'den, Genç Otomotiv'den temin ettim. Fiyatını işin aslı ben de bilmiyorum ama bizim için önemli olan, ürün bayağı evet güzel ve sağlam, önemli olan da şu tırnaklarının çıkkın olması. Zamanla bu tırnaklar aşınıyor ve dolayısıyla da vitesi atınca körük yerinden, bakın şöyle tam oturtmuştum, şöyle körük yerinden çıkıveriyor arkadaşlar. O yüzden körüğümüzün çerçevesini yerinden ben çıkarmıştım. Eski çerçeve arkadaşlar kırıldı zaten. Bakın şuradan bir yapışmış, şuradan bir yapışmış, şuradan bir yapışmış, iyice gevremiş gitmiş arkadaşlar. Yufka ekmeği gibi olmuş. Bakın. İyice gevremiş. Şimdi şunu bir köşeye kaldırıp attık. Şöyle körümüzün üstüne geçiriyoruz. Ve daha sonra körümüzün iç kısmını alacağız arkadaşlar. Yani körüğün iç kısmında olacak. Dışından gözükmeyecek. Şöyle. Körümüzün bakın şurasında şöyle bir geçme yeri var arkadaşlar. Ve şuradaki girinti kısma şöyle göstereyim. Göstereyim ki daha iyi anlayın arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir kısım var. Körüğün de alt tarafında tamamen şöyle kıvrılmış kısım var. O kıvrılmış kısmın altına tamamen geçecek ki yerinde düzgün bir şekilde dursun ve görevini sağlıklı bir şekilde yapabilsin arkadaşlar. Açımızı şöyle birazcık doğrulayalım. Şimdi evet şöylece geçiriyoruz. Evet tamamen geçti. Şimdi bakın şu tozlu taraf hep arkaya gelmiş. Çünkü körükte ister istemez vitesin durduğu pozisyona göre körük birazcık şekil alır. Dolayısıyla da en çok durduğu pozisyon şu pozisyon. Yani bunu böyle de takabiliriz ama böyle takmayı ben istemem. Çünkü kastırıp körüğü yerinden çıkarma ihtimali var arkadaşlar. Tam da şu tırnaklar ve şu tırnaklar konsolumuzun şu kısımlarına geçecek ve şöyle takılıp kalacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde ön tarafta da aynı. Şu girinti kısımlar sizi aldatmasın. O girinti kısımlara denk gelmeyecek. Şuralara denk gelecek arkadaşlar. Oralara denk gelip böylelikle yerinden çıkmamış olacak arkadaşlar. Şimdi körüğümüzü, çerçevemizi güzelce yerine oturtuyoruz. Şuralardan bastırmamız kafi gelecektir. Yan taraflarından birazcık dışa doğru çıkmıştı. Şöyle bir tornavidanın ağzıyla oralarda düzelttim. Şimdi bakın arkadaşlar körüğü bakın çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Yani çoğunuzun böyle başına gelmiştir. Ön taraf bayağı zorlayınca çıktı. Başına gelmiştir. Böyle vitese atarsınız yerinden böyle çıkıverir. Hiç de bir hoş durum olmaz arkadaşlar. Evet. Yani bu kadar sertlikle zaten yerine oturması gayet kafidir. Çok fazla asılınca da elbette ki tırnaklarından çıkacak ve tamirat, tadilat yapabileceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim için zaten bakın şöyle geriye takalım. Şöyle iyice gerdirelim. Kendiliğinden çıkıvermemesi önemli olan. Evet bakın gayet de sağlam oldu. Şurada bir halka var. Bu halka şurada olması lazım ki körüğümüz olması gerektiği yerde şurada sabit kalsın, yukarı çıkmasın diyedir arkadaşlar. Şu halkayı üstte olmasına dikkat edeceğiz. Bir de bu açıdan göstermem gerekirse bakın şura az önce gösterdim ya içine tornavidayla sokarsınız diye. Şurası şu şekilde olacak arkadaşlar. Ve şıkır şıkır çalışacak. Yerinden körüğümüz çıkmayacak arkadaşlar.
Peki dostlar, bu üründen bulamazsanız Kayseri'de Genç Otomotiv'den temin edebilirsiniz arkadaşlar. Telefonları ve adresi kartvizitte bulunuyor dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.